Herkese günaydın. Yepyeni bir videodan arkadaşlar. Daha demin videomu editledim. Ayaz'la kapanışı yapmışım biliyorsunuz. Ayaz burada. Bir önceki vlogu izleyenler bilir zaten. Selamlar. Bu arada az önce de Akif geldi. Çünkü bayağı yağmur yağıyor yani sabahtan aslında geceden beri galiba aşkım. Olabilir mi? Biraz önce açmışım. Geceden beri yağıyor galiba yağmur. Yok. Olur mu? Gece yağmadı. Yağmadı mı? Yok. Gece sabah gibi yani sabah 4-5 gibi başladı. İşte öyle ama gece yine. İşte sabah. Ayaz da burada araba sürüyor. Çamaşırım vardı onları kaldırdım da. Sadece Akif'in bir pantolonum orada. O da şey hafif biraz nemliydi o yüzden bıraktım. Vallahi saatlerim şu an 10.30 canlar. Sen kahvaltı yaptın mı? Hı-hı. Ne yedin? Yiyeyim dedim. Bu arada bir kağıt işimiz abi onu. Aynen. Şey ya, bu sabah şey yedim, börek yedim ya. Hani bugün diyete giriyordun kocam bey? Diyet değil mi? Ama diyet sabah aç mı kalayım? Yok, aç mı kalma da ne yedin? Bu arada yüzümüz güler güler ama içimiz kan ağrıyor arkadaşlar. Bir melek. Bir melek. Valla diyecek çok şey var da. Bunu yapanlar, yapanlara, buna sebep olanlara kurban oldum. Allah yanlarına bırakmayacak. Amin. Vallahi şu an bak şu an yine aklıma getirdin Akif. Şu an yani çok üzücü hiç aklıma çıkmıyor ya. Vallahi yani orada hani bizim de bacılarımız ama var. Ama garip olan ne biliyor musun? Köyün yakınlarında yani 2-3 kilometre yani. Bir yerde bulunmuş. Evet. Ama önce her yeri didik didik aradılar yani yoktu birden gelmiş yani. Besbelli ki bırakılmış yani. Allah yardımcı olsun. Anaya babaya sabırlar versin. Aileye sabırlar versin. Çok üzücü bir durum. Allah. Bu devirde kimseye inanmıyor. Ama işte kurban olurum Allah yazdıysa oluyor. Melek oldu işte. Evet. Öyle arkadaşlar ya. Allah Rabbim tüm çocukları korusun. Bayağı kötü zihniyetli insanlar var. Aslında böylelerine insan da denmez yani. Bu söylentiler yok, bir küçük bir masum bir kız yani. Zarar olabilir. Yani herkesin böyle ne konuştuğuna yani? Göre amcasıyla falan. İşte tam yani şu an yani tam bir şey belli değil yani anladın mı? Şu an yani bilmiyorum tam fazla takip etmiyorum açıkçası. Niye derseniz yani psikolojimden biraz şey oluyor ben. Akif çok etkileniyor böyle durumlardan gerçekten. O yüzden dualarımız onunla. Evet. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Öyle Allah rahmet eylesin. Şükür melek oldu. Burada ne vardı ya? Yalnız arabayı buldu. Arabalar buldu. Bu Ayaz o kadar minnoş ki çok komik yani. Nenne ne buldun nenne? He? Kızlar dün Akif'le böyle işte uyumadan önce biraz sohbet ettik uzanırken. Dedik ki yarından itibaren artık yediğimize içtiğimize bir tane ödeyeceğiz dedik. Akif bugün gitmiş şey yapmış. Hastaneden börek mi aldın demiştin? Böyle koy, bırak. Evet canlar, aradan epey bir vakit geçti. Ayaz Bey evine gitti. Ben de ne yaptım? 2 saattir resmen Süveyye ve Hatice ile telefonla konuşuyoruz şu an. Ama yani boş boş da konuşmadık. Aynen hala da konuşuyoruz bu arada. Ama temizlik yaptık vallahi. Hepimiz mis gibi temizliğimizi yaptık. Şimdi ben yemeğe başlıyorum. Daha doğrusu başladım. Şurada şöyle tavuk haşlanıyor. Çorba yapacağım. Arabaşının çorbasını ama hamurunu yapmayacağım. Çünkü biz yemiyoruz onu. Hiç de denemedim. Ne yalan söyleyeyim. Siz denediniz mi kızlar arabaşını, hamurunu? Vallahi. Şimdi çorbayı da hiç yapmadım. Bir ara aslında denemek lazım aslında. Şöyle 1,5 yemek kaşığı tereyağı aldım tencereye. Onunla kavuracağım önce. O da köfteli patates yapacağım. Şu an hep beraber mutfağa mı geçtik? Şimdi sen de mi başlıyorsun? Şimdi 2 yemek kaşığı un ekleyelim. Güzelce kavuralım şöyle bir. Bu da 2 olsun. Kaşığı değiştireceğim.
suyu dökünce. Ya da kaynar su döküyorsa sıçrıyor o zaman genelde. Şimdi böyle biraz kahverengi olacak. Kokusu iyice çıkacak. Sonra bir yemek kaşığı salça ekleyeceğiz. Pul biberi. Sonra tekrar karıştır. Suyunu dök. Tamam. Ha bir de tuzunu. Şu tavuğu da artık çıkartayım. Haşlanmışıma dönüldü. Son. Yok kız. Lazım birazdan. Doğrudur valla. Kimin? Benim mi? Allah Allah. Canlar, çorbayı yaparken çektim de sanırım tamamını gösterdim, hatırlamıyorum inanın. Şu an saatlerimiz 3.30. Ben çorbamı yaptım, kapattım. Sonra gittim Zeyd'i aldım. Geldim, karnını doyurdum. Akif de bugün yağmur yağdığı için erken geldi. Zaten videonun başında gördünüz. Şimdi ona da çorba koyacağım. Çünkü gittim ekmek aldım. O da yatıyordu, şimdi uyandı. Şöyle ona da bir servis yapacağım. Ekmek de çok güzel gözüküyor bu arada. Bayağı güzel. Baget ekmek. Şöyle keseyim. Şu yeter herhalde. Çorban da çok lezzetli olmuş. Oğluşum yedi. Ben de biraz yedim. Evet. Şöyle. Bu kaldı mı? Kaldı mı bunu? Oğlumun arkadaşı geldi. Bu arada babasına dedim, aşkım bir şort giydir, çocuğunu giydirmiş. Pijama altı giydirmiş.
Hey, çorapla Zeyt. Ama çorapların kirlenecek şimdi. Orası çok kirli. Çıkar o çorapları. Yeni verelim sana. Hayır, hadi. Istiyorum. Ama pis oldu. Bak yerine ne kadar pis, temizlememişler binayı. Gördün mü? Kimde? Üçüncü kat, üçüncü. Ay Hatice ya. Bu arada yağmur dinmedi ha. Vallahi hala devam yağıyor maşallah. Saklanma, gel. Aa, Nur, ha dörde mi gittin? Ben de sandım ikiye gittin. Ayaz. Ayaz koş. Zeyt, niye utanıyorsun? Hala Ayaz. Artiste bak ya. Yağmur nasıl ya? Ay, yavaş annem. Giymiş deri montunu. Hello. Fena. Şunun tarzını alalım. Tarzını yesin her sen Ayaz. Şunlara bakın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz? Zeyt, biraz kibar yaparsan olur yavrum evladım. Koy. Bu buranın mı überhaupt Zeyt? Hayır. Zeyt, sen benden iyi bilirsin. Ha bak, oldu ya. Bak kibar koyunca nasıl oluyormuş. O sırada Ayaz. Hayır, bunlar burada. Aslında odasındalardı. Buraya geldiler, oynuyorlar. Biz de biraz kahve içiyorduk Hatice ile. Aslında sütlü içecektik de başımıza bir facia geçti. Olsun. Ben acıdım. İki fincan kahveyi de döktük bu arada. Latte macchiato yapmıştık. Sonra vazgeçtik şöyle Nescafe. Değil mi? Ay, Hatice'nin içtiği kahveye bakın simsiyah. Yine sivri karanlık. Aa, yok ya, ben yapamıyorum arkadaşlar. Şey, böyle simsiyahı ne zaman içebilirim? Bazen buzlu bir şekilde. Buzlu ice americano ama sıcak böyle espresso, acayip telengata falan. Aslında böyle en iyisi simsiyah içmek de. Ben de sütsüz yapamıyorum. Tamam. Sütle asla içemem. İşte ben illa olacak yani süt tozu. Hani şeker asla kullanmam ama sütsüz de yapamam ya. Yani. Ben de. İlla şey olması lazım. Ben sütsüz olacak, bir de süt içince sanki mideme dokunuyor. Değil mi? O dışarıda içtiklerim. Hmm. Ay. İşte Allah. Şeyin vardır belki, laktoz şeyi oluyor ya. Evet. Süte karşı. Hı, onu da yapamıyorum. Onu da almıyorum. Sadece böyle ama acı. Bana yapayım. Söyle abi. Ben yapamıyorum. Neyse öyle işte, bize biraz sohbet muhabbet. Oturuyoruz. Bunlar da burada oynasınlar. Oynayalım mı? Değil mi çocuklar? Oynamayacak mısın? Şey, elbiseyi deneyim. Ha aynen. Onu denesin ama çok güzel, biliyor musun? Denemek. Önce zaten kamerayla konuşuyorduk Hatice ile. Dedi illa dene diye, ben de denedim. Bayağı güzeldi. Sana da güzel olur. Sen de bayağı zayıfsın. Aynı kiloysa zaten Hatice'cim. Ama arkadaşlar yakında beraber spora başlıyoruz. Ve çok mutluyuz. Görümcelerim de başlamak istiyor. İnşallah onlar da. Sema Nur bacı da istiyor. Falan. Yani bir bakalım, hepimiz umarım denk getirebiliriz. Aynen. Hani belki bazen bir oluruz, bazen ayrı ayrı oluruz. Hani hep zaten her zaman denk getiremeyiz ama denk getirmeye çalışırız öyle, değil mi? Daha keyifli, daha motivasyonlu olur. Daha iyi oluyor. Evet. Tek gidince insan canı orada. Değil mi? Bir de sohbet ede spor biter zaten. Hem de nasıl. Ama bu sefer bayağı böyle kararlıyım çünkü en son fitness'e ben ne zaman yazıldım? Evlilikten önce. Yani o zamanlar daha yaşım 16 falandı. O zaman da fazla gitmiyordum zaten. Ben bundan 3 sene önce yazıldım. Aynen, sen gidemedim. Bir ara yazılıydın. Tek başına canım sıkıldı. Aynen. Şimdi de zayıfladım ya. Aynen. Bayağı kilo. Kaç kilo verdin? Tam bayağı verdin. 5'ten 54'üm şimdi. Oo, 20 kilo verdin. 54'üm. Helal ya, olsun vallahi. Bayağı verdim. Kızlar 20 kilo verdi. Bilmiyorum Hatice'nin önceki halini hatırlıyor musun? Biraz böyle yanakları falan vardı. Şimdi hiçbir şey kalmamış vallahi. Daha kötüyüm. Evet. Yok, kötü değildin. Çok güzeldin. Şimdi de çok güzelsin. Ama iyi oldu zayıfladın. Daha iyi ya. Ben değil mi? Sevmiyorum. İnsan kendini daha rahat hissediyor. Vallahi. Şimdi aynıyız işte. Biraz amacımız hani sıkılaşmak. Değil mi? Daha iyi hissetmek. 50. Değil mi? Ha. Ben ya zayıflamak istemiyorum o kadar aslında. Şu an kilo aldım biraz, evet, ama max 52 ya bana. Senin bence. Hmm, evet evet. Onu bence sporla halledilir yani. Halledilmeyecek gibi de değil. Aynen. Hallederiz inşallah. Öyle zaten, spora başlayınca da vlog çekeriz. Hiç kendimizi düşünemiyorum. Ama alışacağız. Aslında eğlenceli oluyor. Bence de çok eğlenceli olur. Sadece kadın kadın. Evet evet. Oluyor. Evet, kız kıza. Rahat ederiz en azından. Hani böyle ayrı fitnessler de var ama biz sadece özel kadınlar alanına gideceğiz ki rahat aynen, rahat evet. Sporumuzu yapalım, değil mi? Yaptım. Öyle canlar. Neyse şimdi kapatayım, sonra tekrardan açarız. Hadi bakalım. Oynayalım.
Kızlar dünden biraz çiğ köftem vardı. Onu koydum tabağa. Hatice ile beraber sohbet eşliğinde atıştıralım. Aslında yemek çorba da var da yemek istemiyor. Yemiş gelmişler. O yüzden şöyle çiğ köfteye indirdim. Şimdi bunu yiyelim. Ziyan olmasın. Çok da lezzetli vallahi gerçekten. Komagi yine güzel yapıyor çiğ köfteyi. Canlar biz evden çıktık. Bir kısa markete uğrayacağız Hatice ile beraber. O da bakmak istiyormuş. Bir Hofer'e girelim. Hadi ben kapatayım teyze. Biraz bakınalım. Şöyle şemsiyeler gelmiş. Hofer'e de bugün hiç bakmadım. Bir bakalım dedik. Tamam, belki vardır. Hadi çevir. Hadi anne, yürü annem. Evet. Tekrardan eve geldim. Hayır ne kadar karanlık çıkıyor. Artık saat 6.30 olsa bile böyle olacak yani. Ya hatta daha da kararacak. Peki. Canlar markete gittik. Bayağı kalabalıktı. Bir şey çekmedim orada. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Hatice de eve gitti. Yarın malum. Ben sana böyle torba doldurup çocuk dedi. Çocuklarım peşi arıyor. Öyle baktım ne? Sadece. Sen olan? Zeyne şey aldım. Rengin yakı. Şu yeşili var ama bayağı kalın. Hani havalar şu an o kadar soğuk değil ya. Onu giydirmeyeyim dedim. Bayağı sıcak olur. Bakın Zeyne şöyle. Çok tatlı. Tam bir tane kalmıştı. Bu model ve bedeni de tamdı. Dedim alayım yani. Ne olacak? Bence çok tatlı. Bakın. Şöyle civcivli. Kreşe giderken hani sabahları ıslanmasın. Çünkü bugün bayağı ıslandı. 122-128. Normalde 116 diyor da. Böyle şeylerde zaten bir numara büyük daha iyi. Evet. Hani ince olması benim hoşuma gitti açıkçası. Bence gayet de şeker yani 3 yaşındaki bir çocuk için. Çok tatlı. Böyle bir yağmurluk aldım Hofer'den. Fiyatı da 9.99'du. 10 euro. Gayet de uygun. Bir de böyle Hofer'in çocuk kıyafetleri çok güzel oluyor gerçekten. O ne çıktı bana? Zeyt çok güzel yakken. İşte böyle bakın. Bayağı güzel. Ne oyuncağım çıkmıyor? Bu olur Zeyt. %100. Ne dedim oyuncağım çıkmıyor? Baya neler aldım. Ufak tefek bir şeyler aldım. Onları size göstereyim. Şöyle mutfak kağıdım bitmişti. Hemen açıp bir tane tezgahıma koyacağım. Unsuz gerçekten yapamıyorum. Şöyle araya koyalım. Yerine şemsiye için gitmiştim. Çocuk şemsiyeleri gelmiş işte böyle yağmurluklar falan. Şansımıza tam bir tane kız şemsiyesi vardı. Bir tane de böyle Disney karakterli şey işte. Adını size getirmiş şemsiye. Çok da tatlı bakın göstereyim size. Bu da 4.99'du. Şu şekilde kulakları da var bakın. Çok güzel şu çizgi film karakterlerinin şeyi. Paw Patrol almak istedim de o da yoktu. Ama da çok güzel. Aynı onun gibi zaten renkli. Ama ben ondan istiyorum. Bana televizyonda bundan gibi. Şimdi bunu gördü ya televizyondan bundan açıyor. Anneciğim şu an geç oldu. İstiyorum. Duş alacağız. Ondan istiyorum. Ondan mutlu şlafını zeyt. Ondan açıyor. Hayır onun çizgi filmi yok. Ben onu şey dedim yanlışlıkla dedim. Bu Paw Patrol değil ki. Ben bunu istiyorum. Bu şlafa koyayım mı? Onu ne koyabilirsin? Zeyde şöyle aktif drink aldım çilek limon. Ne koyayım bunu? Dur. Evet, şöyle koyabilirsin aşkım. Şöyle buzda atmak için pizza aldım. Avokado aldım kendime. Bayağıdır avokado almıyorum. Ben de aldım bir tane. Bağlatmadım eğer olduğunu. Tamam alabilirsin aşkım. Başka ne aldım? Yumurta aldım. Humus aldım yine kahvaltılık. Şu çamaşırlar da bugün serdim. Yarın kaldırırım. Yavaş açtık. Bakın nasıl açtım. Yavaş. Öyle canlar ufak tefek işte yoğurt falan aldık Zeyde. Öyle bir bakındık. En mühimi de zaten bu iki parçaydı. Vallahi sevindim bunları bulduğuma. Çünkü hava